getiriyorlar. Onun Fenerbahçe'nin kazanması değil ki. Yani Fenerbahçe dün son dakika golü olmasaydı yani şey mi değişecekti? Yani resmen bakın bir hakem çıkıyor. Ya MK Başkanı diyor ki 8 tane pozisyon gönderdik diyor derbi hakemine bir hafta önce. 8 tane pozisyon yani bir maçta 8 tane hata yapmış. Sonra genç bir hakem veriyorlar. Hakem bir hata yapıyor. Sonra VAR hakemi bir yarıda 3 kez VAR protokolünü çiğniyor. Bakın hata yapmak değil. Hata ne? Hata işte görmedi. Mesela hakem Trabzonspor'un ikinci penaltısı bence de net penaltı. Hakem onu sağda görmüyor. Bir hata yapıyor. VAR hakemi düzeltiyor bunu. Hata budur. Yani görmemektir. Ya protokol bildiğim bir şeydir. Önünde yazan bir şeydir. Hadi bir kere çiğnedin. Maçın heyecanını esnek taraflardan atladın. İki kere, üç kere VAR protokolünü nasıl çiğneyebiliyorsun? Acaba şu olabilir mi Ahmet? Protokolü bilmiyor olabilir mi? Hangisi? Çiğnemek değil. Şimdi çiğnemek ama en tecrübeli hakemimiz abi. Pardon. Çiğnemek şöyle. Biliyorum, çiğniyorum. Bir de bilmiyorum var. O olabilir mi? Ama kim en tecrübeli hakemimiz abi. Hangisi? İki numara. Atilla Karaoğlan. Pardon iki. Tamam. Özür dilerim. Tamam. Bilmiyor olabilir mi diyorum ben. Çok ihtimal. O zaman niye iki numara? Ay şimdi. Niye biliyor musun abi? Ben bile biliyorum. Dolayısıyla şunu söylüyorum. Şimdi çiğniyor demek iradi bir şey. Bilmiyor da olabilir. Ya ama ben bilmediğini düşünmüyorum. Şimdi senin düşündüğün ne? Ben de ilgilenmiyorum. Biliyorum. Benim de güzel yanım odur. Biliyorum. Ben senin ne düşündüğünle ilgilenmiyorum. Biliyorum. Soru cevap yapıyorum. Şimdi sen onun bilerek çiğnediğini düşünüyorsun. Biliyor ve çiğniyor. Ben diyorum ki belki de bilmiyor. Bunu bilenimiz var mı? Bak bilinemezcilik oynuyorum. Abi, hiçbirimiz bilmiyoruz. Çok güzel de abi. Ülkenin iki numarasından söz ediyoruz yahu. Tamam. Ve bunu bilmek zorunda. Bilmek zorunda abi. Pardon. Onu ülkenin iki numarası yapan da bilmiyorsa nereden çıkacaksınız? E-kıyı. Kapat abi o zaman. Seray kapat evet, yeri abi, gidelim abi. Bu ne ya? Hayır işte onu diyorum. Kapat yeri gidelim yani. Bak dolayısıyla ifadeleri şöyle kullanalım. Bilerek çiğniyor. Gördü vermedi. Hani ben şimdi Selim'i düzeltmeye çalışıyorum. Diyorum ki bak. Bilerek çiğnemiyor. O onu öyle doğru biliyor. Gördü vermedi. Gördüğünü aşırı o zannetti. Aşırı imser. Hangisi? Öyle Atilla Karaoğlan'la ilgili hani yine hata, insani hata yap diye getirmek. Çiğniyorsa niye iki numara maçtı? Sen dedin ki? Kim buna iki numara? Ben sana niye iki numara? Hazırlıklı geldim. Halil. Kim? Halil. Varda mı? Halil her yerde. Fark etmez. Varda yaptı bu yıl. Aktif, bu yıl aktif Varda yaptı diyorlar. Kim diyor bana? En tecrübeli hakemi. Pardon. Aktifi bir Halil. Bir dakika. Yahu, nokta. Ya bir dakika tanımlarla konuşalım. Halil Umut Meler. Türkiye'nin bir numaralı VAR hakemi mi diyorsun? Hem VAR'da hem sahada. Bir. Bir dakika. Böyle diyen biri ya. Var mı? Orada başka. Ben. Ha sense tamam. Zaten benim açımdan tartışma yok yani. Yani o da sense. Abi tamam. Ben zaten tamam. Genel teamüller. O Amerika futbolunda var omuzu vurup dışarı. Halil ya, bir değil mi Türkiye'de? Bir. Abi yapma Halil bir ya, değil mi ya? Baş anladım ne dediğinizi anlıyorum ama 1, 2, 3, 4, 5'i yapacak insanlar bu masa değil. Ben... Bu defa çalışıp geldim. Gündüzde çok güzel bir istihbaratla geldim. Gel bakalım. Zonguldak'ta gencecik bir hakemimiz. Bu klasik hakem sınavlarından falan geçiyor. Hatta çok iyi sonuçlar veriyor. Bu atletik testler var ya. Amatör mü? Amatörde işte yükselecek. Hı. Yükselecek, gelecek. Bölgeye yani geçecek. 2 sene sonra süperlik alabilecek yani. Bu kısmı geçerse... ya geçerse ya da şu anda süperlik harici yönetebiliyor. Güzel. Oralara kadar gelmiş. Atletik testlerde de bayağı iyi iş çıkarıyor. Hatta Süper Lig hakemlerinden hani Süper Lig hakemlerinden tutturuyorum. Bir tık ötesi bile var. Bazı hakemlerden, hepsinden değil. Parlak da görülüyor. Aldığı maçları iyi yönetiyor. Ama ne gariptir ki bir bölge sorumlusu hadi şimdi Zonguldak dedik orayla kimin ilgilendiğini bilen biliyordur ama ben çok detay vermek istemiyorum. İlk tepkileri merak ediyorum çünkü. Diyor ki sınav maçı geliyor. Tek tek hakemler dolaşılıyor. Bir kademe daha arttırılacak çok sınav güzel. Maçları veriliyor. Diyor ki sen diyor yukarıda kaldı. Hakem ve Gözlemciler Federasyonu galiba. Türkiye derneğin, faal hakem ve futbol derneği, gözlemcileri. Futbol hakemleri ve gözlemcileri olmak federasyonu. Zorundasın diyor. Olsaymış. Diyor ki niye olmak zorundayım? Olmak istemiyorum diyor. Bu derneğe üye olamazsan diyor yükselemezsin diyor. İstersen dünyanın en iyi hakemi ol, istersen dünyanın en iyi testlerini ver diyor. O hakem istifa etti.
Şimdi bu olay taze. İstifa çok eski etti, değil. Hakemliği bıraktı demek istiyorsun. Hakemlikten istifa zaten etti. Yani hakemliği bıraktı. Müstafi hakem. Evet ve sonrasında da ya fevridir bilmem nedir. Bak bu derneğe üye olmakta bir şey yok. Sen gel bir derneğe üye ol. Biz bu işleri çözeriz. Bırakma hakemliği, yakma, yeteneklisin deniyor. Tamam, güzel. Ya bu hani sen diyorsun ya bir Atilla Karaoğlan hata yapmıştır, yapmamıştır bu. Ben bu bir düzenden şey gelen biri. Atilla Karaoğlan iki numara dediğinize itiraz ediyorum. Diyorsun ya bize ben. İtiraz ediyorsun. Bizim düşüncelerimiz yani yanlış. Şeylerimiz değil. Yanlış. Benim ben de diyorum ki. Hayır, niye dört değil? Demek ki bu sistemleri işte bu anlattığım ya hakem gibi şu, bütün aşamaları geçmiş bir olmuş abi. En çok o geçmiş. Kim? En çok Halil Umut Meler geçmiş. Tamam ha, onu mu diyorsun? Evet. Nereye? İşte bu anlattığım olayın. Nereye? O kadar geçmiş ki o sistemleri en tepede. Hayır Atilla yahu çok yahu verisiz tartışıyorsunuz. Bu, yapı denilen şey de bu arada. Ne yapısı? Yapı denilen şey de. Kim hani, kuruyor bu yapıyı? Bilmiyoruz. Bilmiyorsanız burada ne yapı ben sana bir kısmını anlatıyorum. Bir kısmını yani anlatıyorum. Dünyayı şeyler yönetiyor. Abi bak Ömer bu konuyu takımlar yani. Üzerinden derneğe yapıyorlar. Derneğe üye olmadığı için ne çocuğu alaka? Durdurdular. Durdurdular. Neden? Bilmiyoruz ki. Ben biliyorum da. Suç kapsamına girecek. O şimdi elimizde çocuk var. Aşama aşama. Çocuk niye suç duyurusunda bulunmuyor? Çocuk önce bir sesini duyurmanın peşinde. Çünkü orada da baskılar sen yiyor. Duyurdun. İsimler sen vesaire. Duyurdun. Abi bu yeni olay. Taze olay. Daha devam edecek yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden. Anlatamıyorsun. Ne olduğunu anlamadık ki. Nasıl anlamadın abi? Bir hakem istenilen derneği. Bak Mehmet? Yetenekli bir hakem. Derneğe, ya kim yetenekli bölge sorumlusu. Yükselmiş. Tek tek yükselmiş basamak. Ya torpille mi yükseldi? Belki de torpille yükseldi. Ne biliyorsunuz? Şimdi hiçbir şey bilmeden konuşuyorsunuz. Abi derneğe üye olmakla hakemliğin ne alakası var? Bana bunu açıkla ben senin her sorununa cevap vereyim. Ya ben bir şey açıklamıyorum. İlgim de yok bu konuda. Tamam ben de diyorum ki bakın hakemler yetenekle, yaptıklarıyla, verileriyle değil böyle şeylerle yukarıya çıkıyorlar. Ya faraziye kuruyorsun sürekli bir şey anlattığın hiçbir veri elle tutulur bir şey değil ki. Bir taşı tutalım da bir yere koyalım oradan bir duvar yapalım anlatmıyoruz ki. Bir takım sembolik karakterler var. Nerede yaşadığı, hangi coğrafyada... Ahmet Özcümle diyor ki bir hakem derneğe... Ya ben anlamıyorum mu diyorsunuz? Hayır, Ahmet Özcümle diyor ki derneğe üye olmadığı için... Ya anladım da konu kim? Adam Türkiye'nin kim? 81 ilinde kim? Alt liglerden sorumlu amatör maçlar için il hakem kurulları mevcuttur. Amatör liglerde hakem atamalarını bu kurul aracılığı ile yapılır. Yine 81 ilde faal olarak görev yapan hakem ve gözlemcilerin sosyal haklarını korumak üzere Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği merkeze bağlı 81 ilde şube olarak bulunmaktadır. Ki bu derneklere il hakemliği ve üst klasmanlarda olan faal olarak görev alan hakem ve gözlemciler kendi istekleriyle anayasanın 33 maddesindeki dernek kurma ve üye olma zorunluluğu olmaksızın istemeleri halinde üye olmaktadırlar. Evet. Neredeyse Türkiye'nin 81 ilinde tüm hakemler bu derneğe üye olmak üzere baskı ve tehditle üye yapılmaya çalışılmaktadır. Üye olmayanlar illerdeki amatör maç ve profesyonel maçlarda vaç vermemekle tehdit etmektedirler. Üye yapamadıkları hakemleri ve gözlemcileri il dernek başkanları hakemlerin bağlı olduğu önce il hakem kurullarına eğer üye yapamazlarsa merkez hakem kurulu bölge sorumlusuna şikayet ederek ya hakemliği bıraktırılmak istenmekte ya da maç verilmemekte tehdit edilmektedir. Bu ne anlatıyor bu olayda? Nasıl abi ne anlatıyor? Ben anlamadım şimdi. Yani derneğe üye olmazsak abi gönüllüsün, yürüyemiyorsun, büyüyemiyorsun. Tamam, ya dur çok da o sizi arkadaşa söylesene abi. Bak o senin genç hakem var ya Zonguldak sizi bölgesi abi. Miydi? Şimdi sizi dinliyoruz. Şimdi Zonguldak bölgesi hakemine diyelim ki. Şimdi bu 8 Mart'ta görevden uzaklaştırılan hakemler var ya. Evet. 8 Mart'ta hani birinci Ferhat Gündoğdu. Bunlar gittiler dava açtılar değil mi? Şeye. Tahkime dediler ki ya biz haksız davrandık filan. O da tahkim dedi ki hakikaten bu çocukların bir suçu yokmuş. Herkes geri gelsin dedi. Yeni federasyonla birlikte Ferhat Gündoğdu Federasyon tekrar bunların yarısından fazlasını gönderdi ya. Mesela şimdi Zonguldak hakemini bırakalım. Bunların bu hakemler ne yaptılar? Manipüle mi ettiler? Şike mi yaptılar? Maçı mı sattılar? Bunlar ne yaptılar? Bilmiyoruz ki hakemlerle ilgili herhangi bir soruşturma yaşanmıyor. Şimdi bak aynı şeyi anlatıyorum. Dolayısıyla bir bilinemez mesele üzerinde yani bu arkadaş Zonguldak'la arkadaş. Zonguldak'la arkadaş. Onun işte ben derneğe üye olmadın diye onu bilmem ne yaptı diyen bir yapı.
efendim 8 Mart'tan tahkimden geri dönüp sonra gönderilen sistem. Bak bunlar hep yapı, sistem. Bunlar birbirinin muadili şeyler. Bunların içinden biz çıkamıyoruz. Niye? Çünkü bunlar elle tutulur şeyler değil. Kanaatlerle yürütülen, inançlarla yürütülen düzenler. Bunların nasıl yapılması lazım? Bildiğin hukuki normlar içinde. Ya bu arkadaşların suçu neydi kardeşim? Bunların özlük haklarını, hakemlik haklarını aldınız, bunları dışarı attınız. Neydi bu? Tahkim neyi kabul etmedi? Bilenimiz var mı aramızda? İlk MHK'den söz ediyorsan... Yok yok bundan. Bir dakika bile durmamalı diyen bir MHK başkanı bundan, var. Bundan bu 8 Mart değil. Şu anda Gökhan gönderilen. Gökhan Abdülkadir Bitigen'i sordu. Ben öyle tercih ettim dedi. Gökhan Dinç'e Sayın Ferhat Gündoğdu öyle tercih ettim dedi. Abdülkadir yani Bitigen şahsi ve kişisel bir şey. Evet, ben öyle tercih ettim. Burada iki olayın dedi. O zaman Amerikan mahkemelerinde söylediği gibi başka bir şeyim yok. Başka ben bir de... sorum yok. O zaman gereksiz yere adillik aramayın. Çünkü her şey burada. Ben öyle tercih Cem ettim. Cem abinin...